Bugün gazetelere baktığınız zaman çok çarpıcı bir rakam göreceksiniz. Bakın. Bir Ankara'yı gözünüzün önüne getirin. Şu anda bizi Ankara'da izleyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Kamu dairelerindeki görevli arkadaşlarımız, işçiler, memurlar dahil olmak üzere. Ankara bomboş şu anda. Adeta terk edilmiş bir kasaba. Daha doğrusu bürokrasinin üst düzey, orta ve üst kademeleri. 500 bürokrat aday adayı. Düşünebiliyor musunuz? 500 bürokrat. Toplam 550 milletvekili seçilecek. AK Parti'den %95'i belki de AK Parti'den aday oluyorlar. 7 Haziran seçimleri için adaylık başvuruları dün sona ermişti biliyorsunuz. Peki o isimlerden hiç MHP'ye giden var mı? Bir tane var sevgili seyirciler. Şimdi bir fotoğraf gelecek. Bakın bugün Erda Sağlam yazmış onu. Diyor ki nerede? Yazıyı bir yere koyduk buralarda bir yerlerde. Erda Sağlam. Evet. Bakın. Durmuş Yılmaz'ı tanıyorsunuz. Son derece mütevazı, dürüst ve bir Anadolu insanı. Geldi Merkez Bankası'nı da son derecede başarılı yönetti. Ve işte o türbülanslı dönemlerden geçmemizde de güzel imzası oldu. Akabinde Erdem Başçı da ondan aldığı bayrağı aynen başarıyla sürdürdü. Çünkü arkalarında Ali Babacan ve ekibi gibi, ayrıca maliye bürokrasi gibi siyasetin devlet aklına inananlar vardı. Şimdi Durmuş Yılmaz'a MHP'den milletvekilliği yolu göründü. MHP ekonomide bürokrasi tecrübesini artırıyor. Erhan Usta bakın. Şimdi kimmiş bu? Babacan'ın gözdesi MHP'den aday. Yazan Hürriyet'te Erdal Sağlam. Ekonomi kulislerini öteden beri en iyi yazan isimdir. Bürokrasiden seçimlerde aday olmak için ayrılan bürokratların yoğunluğu, büyük çoğunlukla AK Parti'den aday olmak istemeleri dikkat çekiyor. Anlatıyor. Ancak bir isim var diyor. Ekonomi bürokrasisinden duyduğum ve teyit aldığım bir isim var ki ekonomiden ayrılan diğer isimlerin tümüne bedel. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Usta. Bakın bu dönemde Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Erhan Usta, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'den aday olmak için görevden ayrıldı. Usta'nın memleketi Samsun veya Ankara'dan aday olması bekleniyor diyor. Erhan Usta'nın son dönem en önemli özelliklerinden biri Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın birkaç gözde bürokratından biri olması. İşte Ali Babacan böyle partili partisi ayrımı yapmaz. İlginç isimler değil mi sevgili seyirciler? İşte böyle. Acaba şimdi...